Mesela bunu insan hayatında da görüyoruz. Mesela diyor ki ölüyorum, bayılıyorum diyor. Evleniyorlar. İşte aşk diyorlar. Bayıldım şunla. Adam diyor ki ben iflas ettim diyor. Ama olay tamamen tersine dönüyor. Bir anda aşkı değil mi? Köşke dönüşüyor. Hadi bana müsaade diyor. Bir başkasını gösterdiği mesela bir köşk möşk varsa o tarafa doğru gidiyor. Bakın işte bu bir vicdansızlıktır. Evet. İnşallah. İnsan sevdiğini ölümüne bırakmaz, ölümüne. Evet. Asla. İnşallah. İnşallah hocam. Mesela benim sevdiğim birisi olacak da ben onu bırakacağım. Maşallah, evet. Asla. Maşallah. İnşallah. En şiddetli zor olsa bile bırakılmaz. Maşallah. En şiddetli. Evet. Yeri göğü inletirsin Allah diye yine bırakmaz. İnşallah. 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 Aksi kalleşliktir, vefasızlıktır. Evet, inşallah. Değil onu mesela kadıncağız, kızcağız makyajsız görüyor, bitiyor adam için. Evet. Yani o kadar basit ya. Evet. Ya mesela grip nezle oluyor. Mesela onun bir hitap halini, bitkin halini görüyor. O da bitiyor, getiriyor. Evet. Mesela doğum yapıyor. Tabii doğum onu çökertiyor. Değişiyor doğumdan dolayı. Doğumdan sonra boşanmalar çok fazladır dikkat ederseniz. Evet. Ya da kaza geçiriyor hocam. Allah eskilesin. Yetiyor tabii mesela. Bakın boşanmalara dikkat edin. Hep doğum sonrasıdır. Ya kaza sonrası. Mesela yüzüne bir şey oluyor. Evet. Evet. Ya kardeşim nasıl vicdan bu? İnsan bırakır mı? Evet. Sen onun parçan. Evet. Değil mi? Allah sana onu emanet vermiş. İnşallah. Değil mi? Sonsuza kadar bırakılmaz. Evet. Zaten cennette o en güzel şekliyle senin yanına gelecek. Zaten bir insan kaç yıl güzel kalabilir bir kadın? Evet. Zaten yaşlanacak o. Evet. Yaşlılığın güzelliği gelecek. Yani o anlamda yani kadınsı vasfı gidecek. Değil mi? O insani güzelliği gelecek. Evet. Ve o haline onu seveceksin. İnşallah. Aksi zulümdür. Evet. O da Allah'ın bir kulu. Yani sen 24 saat böyle çivi gibi dümdüz nasıl dursun o çocuk? Evet. İnşallah. İnsan o yani. Affetmiyorlar öyle bir şey yani. İşte bu vefasızlıktır. Evet inşallah. Abi Allah aşkıyla seven onu her halükarda sever. Çünkü derin bir sevgidir Allah aşkı. Yani bitmek tükenmek bilmeyen bir sevgi vardır. Her ne olursa olsun mesela eli yüzü yanar daha da şefkatle seversin. Evet. Kolu kopar daha şefkatle seversin. Evet inşallah. Dikkat edin mesela yaralanmalarda, sakatlanmalarda falan mutlaka boşuyorlar. Evet. Ya bu nasıl vicdandır evet, yani. Evet inşallah. İnsan nasıl kıyar bunu ya mesela bir yolda insan rastlarsa yani 20 yılını vermişsin, 10 yılını vermişsin bu yani insan içi parçalanır. Olacak gibi tahayyül evet. dahi edemiyorum yani. Çok evet. korkunç bir şey. Maşallah. İşte bu ancak Allah sevgisi, Allah korkusu ve derin imanla oluşabilecek bir şeydir. Derin iman olmadı ben bazen mankenlerde falan görüyorum. Demeç veriyor işte tutkuyla severim ben aşkı severim. Hiçbir şey de bildiğin yok. Parayı kim verirse ona gidiyorsun. Evet inşallah. Belli yani kim zenginse o tarafa dönüyor. Tutkuda, aşkta böyle şey olmaz. Deli aşık bunları düşünmez. Şunu, bunu hesabını yapmaz. Sadece Allah'ın tecellisi olarak aşkla sever. Ve asla da bırakmaz. Evet, inşallah. Maşallah. Asla. Yani ölümüne bırakılmış. Maşallah. Anlatıyorum, mesela bakıyorum insan hakikaten, yani keşke bilse aşkı yani. Mesela keşke tutkuyu bilse. Evet. Ama uslubundan anlıyorum bilmediğini. Yani yazının içeriğinden anlaşılıyor. Evet. Çünkü Allah'tan hiç bahsetmiyor. Allah'tan bahsetmeden nasıl aşkı yaşıyorsun, sen tutkuyu yaşıyorsun? Evet. Değil mi? Evet, inşallah. İşte mesela görüyor adam altında Jaguar araba var, aşağı iniyor böyle Clark Gable gibi aşağı iniyor falan böyle. Bıyık mıyım ha? Cebi dolar dolu var. İşte gönlünde bir fırtınalar koptuğunu, perişan olduğunu, bir anda işte şehir akımına kapılmış gibi çarpıldığını falan söylüyor. Sonra adam bir trafik kazası yapıyor. Araba bir gidiyor. Elinin yüzü bir yer alıyor adamın. Aşkı adamı köşkü anında yerle bir. Evet. Uçuyor i̇nşallah. Yani. Yani çünkü sahte aşk o. Evet inşallah. Allah aşkına, Allah tutkusunda bu daha da coşar. Evet inşallah. Mesela insanın eşinin sakatlandığını düşünüyor kolu kopsa. İnsan kat kat onu deli gibi sever yani. İnşallah. Çünkü acıma da devreye girmiş oluyor. Şefkat. Evet. Şefkat hakim olmuş oluyor. İnşallah. Şefkat çok lezzetli bir şeydir. Evet. Çok zevklidir maşallah. Şefkat. Değil maşallah, mi? Yani apayrı evet. bir zevktir. Değil mi yani? Evet. Mesela küçük bir çocuğa biz şefkat diyoruz. Mesela çünkü kendini koruyamıyor. Evet. Acıyoruz. Acıdığımız için de şiddetli zevk alıyoruz. Mesela ona sarılmak apayrı bir zevktir. İnşallah. Şiddetli bir zevktir. Yani bir insana duyulan değil mi sevgiyle bu kıyaslanda apayrı bir şey oluyor. Onun şiddeti çok yüksek oluyor. Maşallah.
Mesela bir tavşan böyle mesela kendini koruyamadığı için mesela küçük yavru bir tavşan. İnsan değil mi böyle hani onu canlı canlı yiyesi geliyor böyle artık. O kadar çok seviyor. Şefkatin insanın ruhunu adeta parçalaması bu işte. Yani tazyik meydana geliyor insanın ruhunda. Evet. Sevgisini ifade edemiyor. İfade edemeyince ne yapsın? Seviyorsun. Sevsen fazla sevsen Allah vesilesin sakatlayacaksın. Çaresiz kalıyorsun. Sadece bakıyorum başka yapacak bir şey yok.